Maşallah. Ya oğlum ne yapıyorsun? Ama nasıl? Direkten döndü gördün. Bir şey yok. Gel. Gülcüm, öncelikle sana geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ha. Covid'den çıktığın için. Teşekkür ederim. Covid olmuşsun. Bizim yeni haberimiz oldu. Ha tamam. Öksürebilir, aksırabilir arkadaşlar. Aynı zamanda ekip üyelerimizden Yasemin de şu anda Covid. İnşallah geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güzel bir şekilde Yasemin'e atlatır. Şimdi Yaren'cim, bugün seninle birlikte yalnızlık üzerine bir bölümümüz var. Yalnızlık üzerine bir bölümümüz var. O zaman ben anlatmaya başlayayım. Öğretiye gelenler gelsin, öyle söyleyeyim. Peki sen yalnız bir insan mısın? Kabaklar içinde yalnızlık. Yani yalnız değilim çok şükür. Yalnız olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Çoğu zaman. Seninle ilgilenen bir ailen, her zaman yanında olan dostların yok mu? Onlar var Allah'a çok şükür ama işte psikolojik etkenlerden ötürü insanın oturup düştüğü oluyor. Aile açısından hiç yalnız değilim. Çok şükür 5 kişilik çekirdek maşallah bir ailemiz var. Bayağı çekirdek. İlişki açısından yalnızım. Benim tercihim. Tamam kızım, bir şey mi dedik, Allah Allah. Kendi tercihim tamamen. Hayır değilim. Etrafımda çok fazla insan var. Çok da seviyorum bunu. Mesela şunu da söyleyeyim. Bazı insanlar böyle yalnızlığı sever. İşte evet. Mesela evde tek başına vakit geçirmeyi sevenler var. Bu tarz bir insan mısın? Sever misin? Çok kısa süreli. Atıyorum 3-4 gün, 5 gün arka arkaya arkadaşlarımı falan gördüysem bir gün evde tek başıma kalayım isterim yani hani. Ama bu süre uzadıkça da daha çok depresifleşirim. Çok sosyallik de bana göre değil. Mesela atıyorum arkadaşlarımla sosyalleştikten sonra evde tek yalnız olmalıyım hani. Evet. Bir yere kadar sosyalliği vücudum alıyor. Daha sonrasında tek başına olma ihtiyaç duyuyorum. O da bir ihtiyaç yani. Çok nadiren yalnız kalmayı istediğim oluyor. Onun dışında bizim ev boşken hep gel diye seni arıyorum diye hatırlıyorum. Yani birisini istiyorsun, sosyalleşmek istiyorsun. Sohbet, yani muhabbet keyifli oluyor yani. Peki abi, bu bölümümüzün aslında konusu nedir? Bu bölümümüzün konusu... Yalnızların kullandığı eşyalar. Sevgililer günü. Yalnızları. Peki şu anda Mert'cim, birlikte olduğun birisi var mı? Yok. Birlikte olduğun bir sevgili var mı şu anda? Var. Yok. Var. Şu an sevgililer bölümü mü çekiyoruz? Evet. Benim ne işim var oğlum burada? Ama deminki soruları hatırla. Bak kamerayı s**t, ben niye buradayım oğlum şu an? Deminki soruları hatırla. Bunları şu nedenle sordum. Bugün seninle birlikte sevgililer güne özel olarak. Sevgilisi olmayan. Evet. Single. Yalnız insanların kullanması gereken veya kullandığı eşyaları inceleyerek yorumlayacağız. O ne demek ya? Yalnızların kullanması gereken eşyalar deyince şimdi aklına insanın hiçbir şey gelmiyor yani. Ne olabilir ki? Arkadaşlar az sonra gelecek olan ürünlerin hiçbirinden ben sorumlu değilim. Ama kullanacaksın. İnsan içinde kullanılabilen şeyler miymiş bunlar? Evet, ilk eşyamıza başlıyoruz. Hazır mıyız? Çok hazırım. Ne olabilir ki bu? Yani aklıma sadece pis şeyler geliyor. Çok yalnız. Akşam yatağa giriyorsun ve ne istiyorsun biliyor musun? Ya birisi bana gelse de bir sarılsa ya. Aa. Evet. Yarımda bir sevgilim olsaydı sarılsaydım diyorsun. İşte yastığa sarılıyorum. O aynı tadı veriyor mu? Vermez. Yok. Şimdi onun yastık çözümünü... biraz soğuk oluyor biliyor musun? Onun çözümünü getirmiş. Isıtılmış yastık. Kendinden ısıtmalı yastık. Güzel fikir lan. Sarılıyormuşsun, hissi veren yastık galiba. Şöyle yap. Ay çok tatlı. Bir de buna gömlek giydirmişler böyle. Evet arkadaşlar. Bir de şuraya detay çek. Oha bayağı içi dolu. Neyin dolu? Bakayım açayım. Olan ben bunu alırım yalnız. Biliyorum. Ben bunu vermem. Bari araları açık olsaydı da böyle tutuşabilseydim. Ha o kadar diyorsun. Böyle mi? Yani sarılma şu mu? Oha. Hayır oğlum. Ne oldu? İşe yarıyor biraz. Ay çok güzel. Sen de iki varsın. Fısıldıyor bana kulağıma. Oğlum iyiymiş de. Yani avucunu geliyor yani doldu. Böyle yap. Öyle. Bu ne abi, insanlar birbirlerine askerlik arkadaşı gibi mi sarılıyor uyurken? O şeyin altından sokuyor kafasının arkasını, sokuyorsun onu. Böyle. Elinden de tut onu, elinden de tut. He, anladım şimdi. Ha. Tamam. Yatıyorum mesela, şu an yataktayım. Aynen, yataktasın.
Orası göğsü. Göğsüne, kalbin üstüne koymuşsun kafanı. Ay düşünsene şuraya bir de kalp atış şeyi koysalar. Aman. Yani o zaman hayatı boyunca single kalır artık. Hiçbir şeye ihtiyacım kalmadı. Kanka ne yapıyorsun? İyi oluyor ya. Sormazı. Tatlı, ben sevdim. Ben bunu nereden aldım? Kolu da maşallah Buğra'nın kolu kadar var yani. Hakikaten mesela gece uyurken böyle bir ihtiyacı giderecek bir şey mi sence bu? Değil. Hayır ya, soğuk bir kere. Evet, ne olacak? Bir de çok yumuşak, ben kaslı seviyorum. İyi oluyor, iyi. Güzel. Tamam. Ben bunu çok sevdim ya. Vallahi tatlı yani. İşte arkadaşlar, ne dedim? Yalnız insanların seveceği eşyalar dedim. Gördüğünüz üzere sevdi. Oğlum, sevdiğime hem üzülüyorum hem mutluyum falan. Güzel. İyi gelebilir bence. Çünkü sarılıyorsun ya, sarılma hissini getiriyor. Bir de mesela atıyorum erkek arkadaşın uzakta yaşıyor ya da askere gitti. Ya onun parfümünü sık, parfümünü sarıl. Aynı işte oymuş gibi. Güzel. Evet. Yani mantıklı olabilir. Güzel bir şey. Ben böyle bol yastıklı yatmayı severim. Yastığa da sarılırım falan. Hmm. Romantiklik için değil ya, konforlu. Bir vücuda kafa koymaktansa böyle bir yastığa kafa koymak daha bile rahat. Omuzdansa yani. İsim koyabilir miyim? Koyayım. Evet. Jessica. Ya oğlum Türkçe isim koy. Jessica ne ya? Mesela Alev. Şimdi Alev isimdeki insanları kalbini kırmak istemem abici, ama seninki biraz erotik oldu sanki. O yüzden zaten oğlum, Allah Allah. Abi şey, frikik veriyor, orayı bir hemen tutarsan frikik veriyor. Memo'cuda mı yaptınız? Hayır, yapmadım. Nasıl frikik verecek o zaman? O ama açıldı. Burak. Mert'cim. Tamam, üstünde kapat onu. Mert ne yapıyorsun? Harika oldu. Mert ne yapıyorsun? Tamam, böyle dursa çok da yakın durmayalım. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10. 10. Bence gayet güzel. Yalnızlara da güzel, yalnız olmayanlara da güzel. Konforlu 8 veriyorum. Yalnızlığı mı gidermedi ama rahat. Yalnızlığında giderdi kısım, elini beni tutuyorsun. 5. Çok güzel. Bir 8 puanı var bunun. Gerçekten insanı iyi hissettiriyor yani şöyle. Güzel. Hemen modumu yükseltti. Dış kısmı daha yumuşacık ve daha böyle hoş bir şey olsaydı. Çok yumuşak oğlum. Ne bileyim, ben de çok böyle yastık gibi. Ben böyle yastık sevmiyorum. 4 falan. Evet. Açılır mı? Aynen, açılır. O dekolte işe. Ama en sonunda dokunma anını da gördük. Düzeltip ekranı dokundu yani. Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Ben buna müsaadenle... Bunu alma. Bu benle beraber. Bak, sandalyeye koyalım. Heh, ver şimdi bana. Allah kahretmeye. Bunu çok geç öğrendim ya. Yıllar single olarak takılmışsın ve artık diyorsun ki ya benim bir sevgili yapmam lazım. Bu yüzden hiç daha önce bir dating app kullandın mı? Yok ya, hiç dating app'e ben ihtiyaç duymadım. Biz zaten 4 yıldır erkek arkadaşım var. Ondan önce? Ondan önce küçüktüm yani. Tinder'ı deneyeceğiz. Deneyelim. Hiç görmedim, arayüzünü bile bilmiyorum, o kadar cahilim. Sana yakışıklı bir beyle başlangıcı yaptırtıyorum. Beğenmiyorsam sola mı? Evet. Dur Dale, bir bismillah ya. Uy, Rüzgar 27 yaşında. Rüzgar gibi geçti. Bu polis, bu da işimiz düşebilir. Bunu sağ kaydıralım. Gülcüğüm böyle ama bakılmaz. Biraz kalp gözünü açıp yorumlar yap lütfen. İstanbul, Netflix, fotoğrafçılık, şarap, seyahat, spor, şov geldi. Bunu beğenmedim. Gerçekçi tamam. Değil. Oh! Şş, oğlum öyle tepkiler verme. Eşleşme aldık bu arada. Bayan göğüsle. Bir saniye. Yazıyorum. Nasılsınız? Nasılsın? Öyle bilmiyorum üstadım, sen daha iyi bilirsin nasıl girmek lazım. Nasılsınız siz ve iki tombul? Hayır zaten nasılsınız o yüzden de çok nasılsınız? Allah Allah. Oha, mavi tiki var lan kadın. Ha, Instagram'la eşleştirince mavi tik veriyorlar. Nasıl bakıyoruz profile peki? Kanka. Yukarı çekiyor. Dur bir. Ay matchlendin oğlum. Nasıl matchlendim lan hakikaten? Yukarı çekecektim. Ay ayıp oldu kadına ya. Yazalım mı? Yaz. Sorry, it's a... Ya adam gerçekten özür diliyor. Mert çok enteresan bir adamsın ya. Oğlum şimdi kızı da umutlandırmadım yoksa. Tabii. Özel bir not aldın. Eyvah, aç. Seninle tanışmak isterim, selam Hakan. Ama sushi fotoğrafı koymuş kendisi için. Mr. Smile, 28 yaşında. Mr. Smile mı? Hı. Şakası öyle yazıyor. Ruhun şarkı söylerse hayat seni dansa kaldırır. Islanmaktan korkma. Ya hiçbirinin yüzü de gözünü de göstermiş. Sola kaydıracaksın olayı bu Tinder'e. Sola kaydır. Aa, dur kaydırma, bu çocuk yakışıklı ya.
23 yaşında. 23 işte benden küçük bu. Ya çıtır kızım 21 işte. 21 yaşında. Oy. Ergen kaynak. Dur Aytaç'ı bir bakalım lütfen. Aytaç'ı ben biraz bakmak istiyorum. Aytaç oturaklı duruyor. Ben istemiyorum da senin adına efendim. Beykent Üniversitesi İstanbul bölgesinde yaşıyormuş. Yengeç Burcu benim gibi. Sigara kullanan no. No. Ben şeyi göremiyorum yüzünü insanların. Evet. Canset'in yine yüzü gözükmüyor. Stanford Üniversitesi olduğu için sağ ol. Aynen. Direkt matchledi kanka. Ya benim elimde bir şey var galiba. Hadi Ömer'i de sağ kaydıralım. Evet, son bir kişi. Aa, meç olduk Ömer'le. Ömer'le meç olduk. Bana yemek yapar mısın? Dayı senden sonra ben uğraşacağım bunlarla biliyorsun değil mi? Ben alayım artık. Ben indirsem mi lan Tinder'ı? Tinder'ı hayatında ilk defa denedim. Evet. Gerçekten de böyle sevgilisi olmayan veya dostu, eşi dostu olmayan kişilerin kullanılacağı bir uygulama mıymış? Evet ya bence çok normal. Tinder ve vari uygulamalar kullanılır artık. Günümüzde kullanılır yani. Özellikle pandemiden sonra insanlar tanışamıyor yani. Evet. Ama çok dikkatli olması gerekiyor. Korona olduğundan beri kendimden örnek vereyim. Ben çok fazla dışarıya çıkıp yeni bir insanla tanışmadım. Ya mesela bir arkadaşlarına bara gittiğinde istersen tek git. Yan masadaki bir insanla gidip konuşmaya çalışmak beni de ürkütür. Çünkü bilmiyorsun, tanımıyorsun nasıl bir hayat, ne kadar rahat yaklaşıyor Covid'e bilmem ne. Belki o sırada Covid'i sana bulaştırma ihtimali var. Karşı taraf için de sen aynı durumdasın. Çok rahat değildi insanların tanışma şeyleri. Benim hayatımda öyle değildi yani. Ben sürekli gidip insanlarla falan tanışmıyordum eskiden. Şimdi zaten hiç yapamaz hale geldin. O yüzden sosyal medyayı kullanarak yeni insanlarla tanışmaya çalışıp hani az buçuk nasıl bir insanmış, nasıl bir karaktermiş onu anladıktan sonra iyi hadi gel bir kahve içelim falan daha bana evet. Artık makul geliyor. Peki kaç puan verdik onun üzerinden? 4 vereyim. Ya 10'da 10 aslında. Ya app ürün olarak sana bir sistem sunuyor, bir hizmet sunuyor. O yüzden potansiyeli 10 aslında. Kendim için değil ama evet, biri için yapabilirim. İhtiyacın yok canım evet. Keyifli yani. Ama hoşuna evet. Ama hiç güvenilir değil ya. Fake duruyor yani. Profiller, herkes pose, herkes show. Bir saçma. Tinder yalnızlık anında kullanılırsa iğrenç bir app bence. Eğer cinsel dürtün varsa Tinder'ı kullan. Ama eğer yalnızım diye Tinder kullanırsan... Yani olmaz mı? Olmaz. Olmasın? Çünkü yalnızlık nedir aslında? Yani senin... Dışarıda böyle sosyal medyada ya da işte televizyonlarda, filmde, dizide falan gördüğün şeye sahip olmadığını hissetmen ya. Yani Tinder'dan bulduğun öyle random birisi onu sağlayamayacak sana ve diyeceksin ki ben yalnızım, yalnız devam ki falan. Böyle yani. 7-8 veririm. 7-8. 8. Evet, 8. 8 puanımızı, 8 buna da 8 evet. Puanımızı verdik ve sıradaki eşyamıza geçiyoruz. Ha şimdi Dalyacığım, uzun süreli bir ilişkin var diyelim abi ve ondan ayrılmışsın. Çok depresifsin, geceleri ağlıyorsun, gerçekten çok kötü hissediyorsun. İşte o anları geçirecek eşyalar getiriyorum. Ne boktan benimmiş bugün falan. İnsanın morali bozuluyor. Orada çikolatalı bir şey hissediyorum. Hizmet. Bohça. 3 tane farklı eşyamız var. Bu dırırım, bir. Dırırım. Bu da. Bu ne oğlum? Abi diyelim ki ağlıyorsun yastığın üstünde. Kalkacaksın da peçete alacaksın da yüzünü. Yastıktan çekerim bu nasıl ya. Yastıktan çek çek ağla çek çek ağla. Ya bu böyle yastık ve buradan peçete mi çıkıyor? Bizim bunun için yalnız bu üçlü için yalnız olmaya gerek yok. Depresif anda her kadının yaşayabileceği gibi ne bileyim aylık dönemlerinde falan bu modlara girip yani gayet iyi bir üçlü ve destekleyici bir üçlü olabilir. Ağlıyorum bir yandan. Evet, evet, evet. Özlüyorum. Özlüyorsun. Bir yandan ağlıyorsun. Şimdi kalkıp peçeti kim alacak, değil mi? Kim? Ben ağlarken genellikle yastığıma akıtıyorum gözyaşımı. Etmiyorum yani. Ama silmek lazım doğru hijyen açısından. Bak büyük kolaylık. Bu maske mi? Göz maskesi mi? Şimdi önümüzde. Adamsın. Ne oluyor ya? Ne oldu? Maske bu. Evet. Göz maskesi. Ağladıktan sonra göz attırırma iyi gelsin diye. Aynen. Abi o da yine ağlamışsın. Sonra ne oluyor? Gözlerin altı böyle şiş şiş olur tamam mı? O şişliği gidermek için tamamen insanın içine çıkabiliyor olman için bunu kullanman gerekiyor. Kokusu falan var. Ne? Çok güzel. Yapıştır şimdi onu. Nereye?
Gel sana yapalım. Hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz hoşuna gidecek. Söz benim veriyorum sana. Benim hoşuma gitsin ya. Çok rahatlatıcı bir iz. Makyajım bozuldu. Gel bak nasıl ya, bir şey biliyor musun? Ya rimel sürdüm. Bak. Hayır ya allık var allık. Şimdi yukarı bak yukarı. Çok gözüme yakın yapıyorsun. Nasıl bir şey olmaz abi? Oha ne kar soğuk. Gözüme sokarım ha bunu ben göremiyorum. Sen yönlendir. Tamam yukarı. Yok yok. Hayır sol yap biraz. Ya ne yaptın? Tam Burki böyle işte. Öyle mi oluyor? Ha? Buz gibi lan. Evet. Ha? Yapıştır. Yapışmadı. Çıkar onu. Neyi? Yıkaşı ha. Ha. Üstten biraz bastır şöyle. Oh, gerçekten ya. Yüzüme şey sıçramış gibi. Ben vazgeçiyorum. Bırak yardım et. Lütfen yardım et. Böyle. Bir ferahlık oldu mu şu an? Ben yüzüne krem sürmeyen bir adamım. Sen bana ne yapıştırtıyorsun ya? Yukarı bak. Ay pardon. Bir şey söyleyeceğim. Biraz masaj da yapayım gel. Masaj gözüme giriyor. Tamam dur çekiyorum aşağı biraz ağlama be. Nasıl serinletti biliyor musun? Bu göz altın şişmişse çok iyi gelir bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Kaliteli marka. Kaliteli vallahi. Sadece ufak bir ıslaklık hissediyorum. Vallahi biraz. O kadar mı? Ama tabii o tabii şişmeyen gelecek artık. O da his. Aloe veralı. Aloe veralı. Çaylı maylı. Tabii benim gibi böyle tek göze konmuyor. Bu iki göze konuyor. Evet. Sonra da böyle yuvarlak hıyar halkaları kesiyorsun. Gözlerine koyup böyle yatıyorsun falan. Hayır. Filmlerde oluyor. Hıyarla yapamazsın onu artık. 30 lira olmuş. 30. Yapma ya. Annem dedi hıyara 30 lira şey yapmışlar dedi. Alamadık dedi. Bir kilosu 30 liraymış. Dedim nasıl ya? Şu anda Güncü istediğin kadar ağla. O lanet adam sana ne yapmış olursa olsun umurumuzda değil çünkü göz altları şişmeyecek öyle düşün yani. Şu an daha çok ağlamış gibi duruyorum. Aloe vera'ya doluyduk gerçekten. Ferahlama oldu mu? Oldu. Çıkart abi şimdi onu. Ben bu arada hiç yani birisinin arkasına ağlamadım şu an. Birisi çok iyi bir davranış yaptı mesela bir dizide bir filmde bir yerde falan. Ulan bana çok ağlıyorsun herhalde. Hayır. İyi kalbe alıyorum ha. Daha insanlığın iyiliğini. Daire gözüm yaşarıyor. Sağ gözüm yanıyor. Yastık peçetesinden kullanalım. Gerçekten ağlıyorum. Üzülme Burak. Hale bak. Üzülme. Üzülme Burak'cığım. Ama Daire kaç yıllık ilişkiydi biliyor musun? Üzülme. Kendini üzme bu kadar. Çok tamam, yıllarımı verdim ben ona. Ben senin alet edevatımla yanındayım. Heh gel bakayım. İnanamıyorum. Sağ tarafım ağlamış gibi oldu hakikaten. Evet. Onu çekelim bir kenara yastığımızı. Ya şimdi şöyle ki, dakika rahatlayayım. Uzun dedim. Ayrılıklardan sonra insanın içerisinde böyle bir tatlı çekiyor, tatlıya düşeyim. Sen hayatında kaç kere uzun ayrılık yaşadın da öyle çekiyor böyle diye ya kitaplarda şimdi bulunuyorsun. Ya inanamıyorum. Bakkal mı açtın? Oy. Oy. Ay Burki, hep bunları denemek istemişimdir. Ay, ay, Allah, Allah, ayıcıklar, ayıcıklar. Hangisini yesek? Üf. Yastığı şöyle. Günce, şaka mı bu? Bir şey diyeceğim, bunun için ayrılmaya gerek yok. Her kadını bunda mutlu edebilirsin ya, ya da beni yani. Smart. Oo bu da açılıyor. Vuuu! Ya sen dizem mi? Neler oluyor bunu açayım ya! Allah Allah! Nerelere geldik ya? Bu ne oğlum? Ben bunu barışma hediyesi olarak yollasam ilişkilerim toparlanır yani. Vay efendi ay içinde de ayı var. Bunun adı ne? Şey mi? Diyabet mi? Anladın mı Özkan? Anladım da. Resim gelmedi. Ya! Ay Allah'ım! Çok tatlı! Aşırı tatlı ya. Ben sizi yerim. Gerçek anlamda yerim. Sen de ayrılık yaşamışsındır illa. Ben çok hakim değilim olaya ama. Hani mesela böyle bir yemeğe düşme, çikolataya düşme olayı çok oluyor. Tatlıya düşeyim akşamları bilmem ne. Ayrılık şekline bağlı. Bazı çok ayrılıklar ayrıca çok acı veriyor. O zaman yemeden içmeden kesiliyorsun. Sen, bazı sen ayrılıklar nasıl sinirli oluyor. O zaman yemeğe düşüyorum ben. Öldüreceğim. Çikolatayı bitirip seni öldüreceğim. Genel olarak baktığımızda bu üç eşya gerçekten ayrılık yaşamış kişilere iyi gelecek olan eşyalar. Aynen öyle. Hele şu bomba yani. 10 numara 5 yıldız. Bu iş yapar. Evet, yaşı olarak güzel, stil olarak... Hemcinslerime söylüyorum, şununla bence barışırsın. Ah çok yaşakmış gözünü, nasıl sileceksin acaba Yaren şu anda? Aynen öyle. Aynen öyle.
Şerefsiz bırak. İşe yarayan eşyalar mı yoksa fazakusom diyorsun? Şu kullanışlı olabilir ama yanına tuvalet kağıdı alınca da aynı şey yani. Bu ama biraz... tuvalet kağıdı yatamıyorsun. Ama drama queenlik bu yani, anladın mı? Hani depresyondayım, sevgilimden ayrıldım ve ağlayacağım. Ama şu güzelmiş. Çikolatayı beğendim. Peki bu üçle toplam bir puan verecek olsaydı 10 üzerinden kaç puan verdin? 6. Bir puan almamıza yavaş yavaş... Bunu 10 veriyorum, 10'dan. 10 puanlık bir şey. Ben de aynısını yapardım. Aynısını yaparım yani. Gözaltı şeyi benlik değil. 3. Yastık? 7. Bu 10. 10 mu? Bu 10. Çikolata yok mu verdin? bu 0 ya. 3'ünü hesap. Git tatlı söyle anasını satayım. Git Mac söyle şimdi. Ne kadar salakça bir şey, para mı verilir ya? Yastık olarak kötü. Peçetelik olarak da kötü. Zor çıkıyor. 2 veriyorum buna. Yiyeyim. Yiyeyim al bu. Ya aynen. Buna 7 veriyorum. 7 puan. Çünkü niye biliyor musun? 9, gerçekten... ortalama 3 puan vermiş olduk. Hani ağlama olarak değil de şöyle diyorsan okeyim çünkü. Böyle mesela ben çok stresli olduğumda uyuyamam. Tamam, çok şey yapamam. Uykusuz kalırım. Hop atarsın uykusuz kaldığın gecelerde, az uyudun. Öyleyse süper. Şimdi Mert'cim, sıradaki eşyamız. Lan devam mı ediyor? Oğlum daha neler var sende. Ah. Bu yalnızlık içime işlemiş, çıkartamazsın. Bu neyin kafası ya gerçekten? Ne bu? Daha saçma ne gelebilir? Yani daha saçma ne olabilir diye düşündükçe... Ne bu Burak? Ne bu? Bu da iyice delirdiğimizde artık gerçeklikle bağını kopardığında herkes sevgilin olabilir. Ya şu güzel döneceğine bakmanı istiyorum. Bu kirpikler biraz uzun mu? Ama işte güzelliğin sembolü gibi yani. Değil. Bu güzel değil yani. Nasıl değil abi? Ne o? Aptal falan diye. Ne var şu an? Ne yapıyorsun? O yüzden değil. Demek başka kızlar ha? Ne yapacağım bunu ben? Niye çıkardın? Takke düştük, her gözüktü buraya. Bu arkadaşlar Dalia'nın her gün aktif olarak kullandığı bir eşyadır. Evine vlog çekmeye gittiğimizde de görmüştük. Onu çıkartma. Niye? Ne yapayım, sarılıp uyuyacak mıyım? Hayır. Daha bir yere gideceğiz. Bu şey değil mi, can karakol? Uzun zamandır yalnız. Ve bazı ihtiyaçlarım var. Tamam. What kind of ihtiyacılar? Bir gün uzun zamandır bir kir öpmedim ya. Ay Burak, saçma sapan hareket etme. Şimdi uzun yıllar yalnız yaşamış, sevgilisi olmamış. Belki hayatı boyunca sevgilisi olmamış. Bu bölüm çok olmamış. Garip bir yere gidiyor bak. Evet, garip yerlere gideceğiz çünkü. Ve diyorsun ki artık bir kadını öpmem lazım. He? İşte. O anlar için, onun çözümü için böyle bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sakın yapma, böyle bir şey evde denemeyin. Bir bakalım dudaklarına. Gerçek dudak böyle bir şey değil. Çok sinirli ama ya. Çok öfkeli ama bu. Ama işte onu sakinleştirmek için. Ben bunu bu kanalda yapmam. Bunu aldıktan sonra. Ceren. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun odanın kapıyı kilitliyorsun önce. Çok çirkinleşiyoruz şu an. Sonrasında bu peruklu kafalı onu çıkartma avuşağım. Onu niye çıkardın? Evet bu böyle. Kendi hani, kendimi öperim daha iyi. Öpmek isteyenler için kullanılabilecek. Bak saçma, dünyanın en saçma işi bu. Kız versiyonu da var, onu da getirebilirim. Yanan yanan değilsin tamam. Bizim yok ya, gerçek insan şey gibi değil yani. Ha, bir derin bir ten olsun mu? Evet, bu ya ne sanki yani? Sanki bu ten olsa gerçekten öpeceksin yani sen. Belki de yani, sarılıyoruz yastığa, bunu da öpersin yani. Ne kadar yalnız olduğuna bağlı. Şimdi şöyle, bu birazcık aslında metafor. Neyin metaforu? Yalnız olan insanların aslında cinsel açlığını böyle daha çok eşyalarla gidermeye çalışabiliyorsun. Ki bölüm başında koymayacağız o kısımları ama sen de böyle bir gönderme yaptın yani. Cinsel açlık içinde olan insanlar genelde farklı eşyalarla alıp, bunu şey yapıyorlar. Evet. Bu da onun metaforu gibi düşünebilirsin. Tamam. Ya şişme kadın, seni anlayacağın dilden. Anladım, yani. Anladım. Bu yani bu şişme... Şişme kadın getiremeyeceğimiz için. Anladım. Bu şişme, yani bu şeyi suni... suniyi temsil ediyor. Anladım, şimdi anladım.
Ben ne demek istediğini anlayamadım çünkü. İlk defa böyle bir şey yapıyorsun ya, metafordu bir şeydi. Getir. Koy şeyi. Neyi? Kız arkadaşı olmayan birisi böyle bir şey yapabilir. Yapabilir. Erkekleri sen daha iyi bilirsin. Hiç erkek arkadaş olmayan birisi böyle bir şey yapabilir. Yapabilir. Yapılabilir yani. Öyle çok da yazılacağım. Ya yargılamamak gerek, evet. Evet. Yani öp o zaman ya. Bekliyor her gün seni. Öptüm. Aa, ruj oldu Herkül'ün yanağı. Çok tatlı. Ya istemem. İstemezdin. Doğal değil yani. Normal değil, hoş değil. Ya biliyorum, sen de sevilmeye, evet, açsın. Yanında konuşmak sevilme biraz ihtiyacın ayıp var. Evet. Hani canım benim, yerim seni ama bu kadar. Daha fazla yaklaşamam sana. Gerçekten irite oluyorum. Ya şimdi ben doğruyu söyleyeyim arkadaşlara. Yaladın değil mi bunu? Ha? Hayır. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük hakaret bence. Ne o? Bir cansız objeyle bir şeyler yaşamak, evet, yani. Ama bir öpeceksin ya şimdi zaten sende. He. Konu şey nasıl bir bölüme geldik bugün ya. Ya bütün sen... ahlakım, terbiyem kalmadı. Yalnızlar bölümü dedik. Şakşuka bölümü çıktı. Evet, 10 üzerinden kaç puanlık bir öpüşme eşyası? Kaçın yani başını yolarım falan diye. Aptal. Bu çok kötü bir şey. Bir şey söyleyeceğim, bu öpüşme eşyası değil de bu daha çok şey böyle hıncını alma eşyası gibi oldu senin için. Yani bilmiyorum, bu bir saçmalama eşyası oldu. Bu düşük be, bunun çok düşük. 3 puan. 1. Bu kirpikten kırdım puanı. Böyle kirpik mi olur? Kirpikten mi kırdın? Böyle kirpik mi olur oğlum? Bu ne lan? Kirpik düzgün olsa her şey okey. Benim bıyığım bu kadar değil yani. Meraklısına iyi, illaki iyidir. İyisi olanı. Ama bence yapılmaması gerektiğini düşündüğüm için böyle şeyler. Hadi 3 vereyim yani, anladın mı? Hani 3. Yani geçici hazları, hevesleri, evet, oradan kaldırır böyle. Hatta daha bile kötü yapar bence sonrasında. Bunlara mı kaldım ulan diye düşündürdüm. İnsan kendini biraz sorgulamaya başladığında garip bulabilir. O yüzden 5 veriyorum. Yine yalnızlar için. Yalnızlığınızı unutturacak bir şey getiriyorum. Yalnızlığınızı derken sen de yalnızsın Burak. Ha, yalnızlık içime. Onun üstünden 20 veriyorum. Ceko'nun poposu giriyor şu anda. Ceko gitme. Gitme, gel. Aa, gitme. Tut. Ay, Burak. Burak, yalnızlığıma hiç çare değil bu. Beni daha da yalnız hissettirdi. Üstüme işemez değil mi? Hayır, ne işesi Mülce? Aşkım, gel. Ay, kalbi nasıl atıyor? Sen minnoş musun Cen? Yalnız insanların mutlaka edinmesi gereken bir şey. Ceko falan demiş. Bir kedi, köpek, hayvan arkadaşlar. Prensesim. Hayvan sahiplenmek gerçekten yalnızlığa çok iyi gelen bir durum mu Mert sence? Çok aşırı. Yani anlatamam size. Ben gerçekten bu salak olmasaydı gerçekten hayat nasıl olurdu bilmiyorum. Aşkım bir tamam, şey yapmaz. Allah sen alın. Şimdi hocam. Kediye gerek yok aynen şu anda. Kendimden örnek vermek gerekirse Luna'dan önce abi gerçekten ufacık bir şefkat gördüğümde bile bazı insanlara gereksiz değerler verdiğim oluyordu yani. Ama bu Luna'dan sonra gerçekten değerin yani çok farklı bir konuda. İçimde ne kadar sevgi olduğunu anladım bir kere. Böyle hani buna verdiğim sevgi başka hiçbir yerde hissetmedim böyle yani, öyle anlatayım. Evet. Bu sevginin içimde olduğunu bile bilmiyordum yani. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne yani Luna beni daha çok kurtardı yani. Ben onu ne? Sokaktan kurtardım diyemem yani. Hadi tamam bıraktım. Hadi tamam. Git. Atla Cekucuğum. Abi ellerini şöyle yere de fış fış yap biraz. Abi birazcık tüy sıkıntısı var maalesef. Biraz mı? Ya azıcık, o kadar da abartma da. Hayvana bakılması da çok önemli bir detay. Onu da söylememiz gerekiyor gibi hissediyorum. Hani yalnızım, sadece alayım, hop manita yaptım, bırakayım gibi bir mevzu yok. Evet. Ama hayvanla bir evde yaşamak, ona bakmak, sahiplenmek
Bence güzel bir duygu. İnsanı tatmin eden de bir duygu. Ya bence çok güzel. Evin neşesi ya. Gerçekten yani. Sürekli senden ilgi isteyen, bekleyen, seninle oynamanı isteyen bir canlı gerçekten evde. Yani büyük bir sorumluluk onun bakımını sahiplenebilmek falan. Ama gerçekten bir süre sonra aile gibi oluyorsun. Yani senin ailenden bir parça gibi oluyor. Yani kendi çocuğun gibi aynı. O yüzden çok kıymetli bir şey bence. Bir şey moralim bozuldu. O böyle salak suluk bir hareket yapıyor. Bir anda gülmeye başlıyorsun. Veya ağlıyorken Locke'nin John'un benim gözyaşlarımı yalamışlığı var. Gerçekten emin ediyorum. Yani herhalde bir insanın bile gösteremeyeceği sağduyu gösteriyorlar kesinlikle. Evet. Yalnız insanların kullandığı eşyalar. Dedik bir hayvan getirdik de orada evet, bir... Evet, canlılı hayvan. Yanlış anlaşılma olmasın. Ev de kullandık sonuçta. O da şeydi, eşya değil sonuçta. Evet. Bir puanlamamı yapacağız. Bir evcil hayvan sahiplenmek yalnızda ne kadar iyi gelir? Kaç puan? 10 puan. 20! Gülüm benim! Kremalı bal kabağım, gel buraya. 20. 20 puan. İçindeki sevgiyi görüyorsun diyeyim. Gereksiz insanlardan şefkat beklemiyorsun bu sefer. Bu sefer hayatına bakabilir, daha sağlıklı düşünürsen. Evet, 10 puanlık bir olur gerçekten. 10. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 puan veriyorum. En Oscar Ghost'u. Ve bölümümüzü yavaş yavaş bitiriyoruz. Bütün herkesin sevgililer gününü buradan kutluyoruz. Yalnız olan, sevgilisi olan herkes inşallah güzel bir gün geçmiştir. Yo. Evet, sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.